Sayın seyirciler, Hanımeli Pazarı'nda kuru gıdadan çeyizlik eşyaya kadar aradığınız her şeyi bulabilirsiniz. Buradaki kadınlar aile bütçelerine yardımda bulunmak için satış yapıyorlar. Biz bugün sizler için Hanımeli Pazarı'nı gezdik. Teyzeciğim, bunları siz mi yapıyorsunuz? Ha, ben yapıyorum yavrum. Çok mu zamanınızı alıyor mu çok? Alıyorum. Haftada bir tane. Bir tane, çok yapamam. Yaşlıyım artık. Bunları ne kadar sürede yaptınız? Bunlar gelinler falan yapıyor. Bir ayda anca. Gelinler haftada iki tane, üç tane yapıyorlar. Bakıyorum, ben de gelinim alacağım. Böyle yöreden yöreye fark ediyor mu bu oyalar? Aynı, var. Aynı Malatya'da da böyle var yani. Ama ilginizi çekti, bakıyorsunuz. Evet, benim gelinim buralı. Aldım diğer oğlumun da hanımına, nişanlayacağım, ona da bir tane alayım dedim. Peki ne kadar bunların tanesi? 25. Burası 25. Uyağında 20. Arkada var 100 lira, 150 lira. Modeline göre. İğnesinin sıklığına göre. Güzel olur değil mi? Tabii gelinleri beyaz olur. Melbi dokunduğu zaman başını örtmesi için beyaz güzel olur. Bunlar çeyizlik olarak mı satılıyor? Tabii ki, bunlar çeyizlikler. Ne takımı bu? Bunlar salon takımlarımız var, mutfak takımlarımız var, yatak odası takımlarımız, pikelerimiz. Ne kadar peki fiyatları? Fiyatlarımız çok uygun aslında, el işine göre. İğne oyalarımız var. Ne kadar? El iş fiyatları 15 liradan başlıyorlar. 20, 25, 50 ama 100'e kadar, 150'ye kadar, 200'e kadar gidiyorlar. Gözleme yapıyoruz. Neli gözlemeler? Ispanaklı, patatesli, lorlu, kıymalı, patlıcanlı, kaşarlı. Peki niçin buradayız? Aile bütçesine katkı için. Ne isterseniz var, hamur işleri, mamalarımız. Sarma görüyorum. Sarmalarımız var, pastalarımız var. El açması böreğimiz var, baklavamız var. Bunları geceden mi yapıyorsunuz hepsini? Evet. Niçin buradasınız peki? Kendi emeğimiz için harçlığımızı çıkarıyoruz. Aile bütçesine katkı sağlıyoruz. Bütçesine katkı sağlıyoruz. Peki nasıl gidiyor satış? Yani belli olmuyor. Hava şartlarına göre değişiyor. Bugün güzel değil mesela, hava kötü olduğu için. Bu salçaları siz mi yapıyorsunuz? Ben kendim yapıyorum yavrum. Ne kadar zamanınız alıyor bunları yapmak? Çok zamanım alıyor. Belki 6, 7, 8 saat falan hep karıştırıyorum kazanın içinde. Biberle karışık. Peki alanlar nasıl tepkiler gösteriyorlar? Çok güzel, çok memnun alanlar. Bak böyle 100 kilo biberin içinde 3 kasa domates var. Bak böyle bakacaksın. Açtığın zaman kesinlikle şey yapmıyor. Üstü pesen olmuyor yani. Peki şimdi ben bunu almak istesem ne kadar fiyat öderim? 10 milyon. Neler alıyorsunuz? Börek. Hoş geldin. Börek ve başka? İşte börek alıyoruz efendim, bir şeyler alıyoruz yani. Börek sarma alıyorsunuz. Hep alır mısınız Hanımeli Pazarı'ndan? Her hafta geliyoruz. Nasıl buluyorsunuz çok peki güzel. Genel anlamda? Çok güzel. Balıkesir için çok fevkalade güzel yapılmış bir düşünce yani burası. Nasıl geçti bunlar elinize? Köylerden topluyoruz. Toplayıp burada satıyorsunuz. Nasıl, alıcı var mı peki? Var, talep var. Bunlar çok otantik görünüyor. Özellikle şunlar. Bunların hepsi antika mı? Antika. Hepsi antika bunların. Hanımeli Pazarı'na gelip de gözleme yememek mümkün değil. Nasıl buluyorsunuz peki? Çok güzel. Mesela neli yapılıyor genelde? Valla ben patatesli kaşarlı tercih ediyorum. Hep geldiğinizde yer misiniz? Zaten onun için geliyoruz diyelim, başka alışveriş için değil. Hanımeli Pazarı'na gözleme yemek için geliyorsunuz. Peki, afiyet olsun.